gençler. Yenişehir Belediyesi sıradan insan olmaktan çıkaran sürecin üzerinde yetiştiği meyvelerle ya da ürettiği kebapla tanımlaması nasıl son verilmesi lazım? Bünyesinde tuttuğu, yüreğinde tuttuğu sahabilerle birlikte anılması lazım. Selahaddin'le birlikte anılması lazım. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte dört ayaklı bir plan yapıldı. Kitap giren beldelerden terör çıkar. Doğru düzgün kitaplar, yerli ve milli yazarlar, bunların altını çize çize söylüyorum. Yerli ve milli kitaplar, milli yerli değerlerimizin öne çıkarılması, birleştirici, bütünleştirici figürlerin öne çıkarılması, Diyarbakır'ın da bu imajını silecektir ve eski şaşalı devrine yeniden geri dönecektir. Yüzbaşı gene ısrar ediyor. İyi, tamam, hatırana saygı duyarım da onu torbaya koy, yazlık elbiselerini giy. Ve İslam dünyası Diyarbakır'ı bilir, tanır. Bu açıdan da önemlidir. Hatta Türkiye kendini yıllar boyu lokum şiş kebapla tanıtmaya kalkıştı. Kimse tanımadı, kimse ciddiye almadı. Ama ne zaman ecdadıyla bütünlendi, biz işte Selahaddin'in torunlarıyız, Fatih'in torunlarıyız demeye başladı. O zaman ciddiye alınmaya başlandı. O zaman o ivmenin üzerine, o çıkışın üzerine işte One Minute inşa edildi. Dünya beşten büyüktür inşa edildi. Ve böylece bugünlere geldik. Bundan sonrası çok daha güzel olacak. Çok daha iyi olacak diye inanıyorum ve düşünüyorum. Ortak figürlerimiz, ortak noktalarımız, kardeşlik unsurlarımız bir zaten öteden beri öyle. Şimdi bunları biraz daha öne çıkarmak. Kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmeden, kimseyi aşağılamadan, küçümsemeden bunları yeniden inşa edebilirsek bir yıldan beri gelen kardeşliğimizi binlerce yıl öteye taşıyabiliriz ve zaten bizim birlikteliğimizden dünya istifade eder. Bir kasap gelmedi. Şöyle ben fotoğraf çekeyim. Evet, bunlar bizim kendi tarihimiz, kendi köklerimiz. Öğrenmeliler, bilmeliler. O duyguyu yaşam, yani gelip burada dokunmalılar. Bu toprağın insanına dokunmalılar, bu toprağa dokunmalılar. Öğrenecekleri, görecekleri o kadar çok şey var ki. Anlatmakla bitmez. Yani benim anlatmamla da olmaz ya da yazmamla da olmaz. Gelip birebir yaşamaları gerekiyor. Hatta Sur Operasyonu döneminde de ben buraya geldim. Ve inanır mısınız, ben o dönemde de burada aynı güzellikte o imzayı gerçekleştirdim. Yine aynı kalabalık, yine aynı heyecan. Evet, operasyon devam ediyordu oralarda ama biz halkımızla bütünleştik. Onlarla şiir dinletisi imza günü gerçekleştirdik. Ve hakikaten bugün neyse, bugün ne yapmışsak o zaman da aynısını yapmıştık. Biz buraya gelmeyi niye seviyoruz? Çünkü burası pek çok şair yetiştirmiş, pek çok sanatçı yetiştirmiş. Edebiyatçı yetiştirmiş bir şehir Diyarbakır. O yüzden biraz da evimizde gibi hissediyoruz kendimizi. Yani yalnızlık hissetmiyoruz. Onların yani hala hayatta olanlar var. Bu dünyadan göçüp gitmiş olanlar var. Ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin. Ama onların manevi huzurunu burada hissediyoruz. Onu içselleştiriyoruz. Bu yüzden, bu anlamda bizim burada olmamız gerekli. Bizim için, her şeyden önce bizim için gerekli. Selahaddin abi bugüne kadar emaneti hiçbir zaman ihanet etmedi. Biz emaneti yerine bırakıyoruz. Diyarbakır Ulu Camii'nin yazısı. Bence sanat tarihi okuyacak bir öğrenci, eğer Diyarbakır'ı görmemişse, bence sanat tarihi diploması vermemek lazım. Şimdi bu kadar alim çıkaran bir coğrafyanın terörle anılması bizi kahrediyor ve üzüyor. Diyarbakır halkı da bunu hak etmiyor. Onlar da bundan mutlu değiller. Diyarbakır bir sanat şehri olmalı. Bir ilim şehri olmalı. Kesinlikle. Ve zaten eserleriyle ortada. Çok ciddi restorasyonlar da oldu. Ben geçtiğimiz yıllarda iç kalemin restorasyonunu heyecanla takip ettim. Açılış dönemini heyecanla gördüm ama sonra istenmeyen hadiseler oldu. Yine o turizm sekteye uğradı. Şimdi şükürler olsun yeniden kapılar açılıyor. Biz sağda solda lütfen Diyarbakır'a yeniden gidelim, edelim diye Diyarbakır'ı tanıtmaya çalışıyoruz.
Salahaddin Eyyubi o Haçlı zulmü sonrasında Kudüs'ü topladığı, düzenlediği, yani 1187 Kudüs'ü kurtarıyor. Kurtardığında şehirde bir tane Müslüman yaşamıyor. Şehirdeki Müslüman nüfusu arttırmak için sağdan soldan Müslüman nüfus toplamıyor. Kaliteli Müslümanları, okumuş, edepli, kültürlü Müslüman aşiretleri Kudüs'e yerleştirip şehri yeniden canlandırıyor. Bu altyapısı sağlam Müslüman halkı nereden götürüyor? Buradan götürüyor. Salahaddin Eyyubi hep bu bölgeden. Güneydoğu'dan götürmüştür oraya. Yani burası öyle bir coğrafya ki ölmüş, yok edilmiş bir şehri yeniden ayaklandıracak mayası var. Altyapısı var. Diyarbakır yeniden kendisini toparlayabilir. Bu bölgede uzun süre ama bir projeksiyon tutmak suretiyle bütün o 16-17 yıllık yerel yönetimlerde yaptıkları tahribatı rehabilite etmesi lazım, onarması lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bölgeye bakışı bu şekilde olmalı. Alt belediyelerden ilçe belediyelerimizin yaptığı kültürel faaliyetleri ki şu anda Yenişehir Belediye'mizin icra ettiği bu efendim kitap fuarında bulunuyoruz. Tebrik ediyorum başkanı. Kürt'ün kendi benliğini inancıyla birlikte Kürt, Türk falan ayrımı yapmadan zaten öyle bir sıkıntı yok Kürtlerle Türkler arasında. Haçlı'nın bize dayattığı efendime söyleyeyim projelerde işte Suriye ortadadır. Bu noktada yerel yöneticiler de efendim aklı selimi bir vaziyette biz yerdekiler olarak da aklımızı başımıza devşirelim. Kesinlikle bu tür şeylere emperyalizmin oyunlarına müsaade asla etmememiz lazım. Ve şu anda belediyelerimizle birlikte hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum.